Merhaba, Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve Thomas Cole'un Northampton, Massachusetts'teki Mount Holyoke'nin fırtına sonrası görüntüsü, Boyunduruk isimli tablosuna bakıyoruz. Ama biz onu direkt olarak The Oxbow yani Boyunduruk olarak biliyoruz. Thomas Cole'un kurduğu Hudson River Ekolü'ne ait. Cole, Amerikan manzara resminin öncülerinden. Manzara resmi Avrupa'daki akademiler tarafından aşağı sıralarda görülürdü. Amerikan toplumunda da resim sanatına pek rağbet yoktu. Doğru ve Amerikalılar resimle ilgilendiklerinde mitolojik tablolar değil, portreler, manzaralar veya bunun gibi görüntüler ilgilerini çekmişti. Bu gördüğünüz çok bilinen sıra dışı bir doğa olayının görüntüsü. Connecticut Nehri'nin kendi üzerinden geriye doğru eğrildiği bir yer. Gerçekten çok büyük bir tablo. Sanırım 1,5-2 metre genişliğinde ve 1,5 metre uzunluğunda. Aslında bu da Thomas Cole'un manzara resmine vermek istediği öneme değiniyor. Manzara resmi sadece bir janr olarak görülüyordu. Burada resim sadece boy olarak büyük değil. Cole buradaki görüntüde bile manzara resmiyle daha fazla şey anlatmaya çalışıyor. Thomas Cole denince aklımıza imparatorluk süreci ve hayat yolculuğu gibi büyük bir şey söylemek için manzara resmini kullandığı eserleri geliyor. Ama burada da aslında büyük bir şey gizli. Gerçekten büyük bir amacın ürünü ve sadece bir manzara tablosu değil. Dönüşüm hakkında, zaman hakkında, bir nevi başkalaşım hakkında. Amerika ve Amerika'nın neye dönüştüğü hakkında yani. Sol tarafta fırtınanın tahrip ettiği bir manzara görüyoruz. Kırılmış bir ağaç, sağanak yağan yağmur ve fırtınada mücadele eden çıldırmış kuşları görüyoruz. En soldaki küçük bir yıldırımı bile görebiliriz. O dönemin sanat tarihçileri ve sanat eleştirmenlerinin yücelik diye bahsettikleri şeyle karşı karşıyayız. Vahşi, ehlileştirilmemiş, korkutucu ve mükemmel bir doğa görüntüsü yani. Bu el değmemiş doğa ve balta girmemiş orman, Avrupa'nın inşa edilmiş insan ürünü ortamıyla tam bir zıtlık içindeydi. Yenilik olarak Amerika'nın durumunu işaret ediyordu. Buradaki durum kolun diğer tarafta gösterdiğinden çok daha farklı. Bu tarafta ise Amerikan yerleşimini görüyoruz. Bu tasvirde manzara ekilmiş tarım arazilerine, çiftlik hayvanlarını otlattıkları alanlara ve ev yapıp yerleşecekleri yerlere dönüşüyor. Fırtına diniyor, güneş doğuyor. Araziye bu şekilde yerleşme, Tanrı tarafından kurtarılmış olma hissi veriyor. Sanki Tanrı bunu onaylıyormuş gibi. Bu da Amerikalıların açık kader, Manifest Destiny adını verdiği kavramlarıyla yakından bağlantılıdır. Yani bu araziyi işlemek Amerikalıların kaderiydi, burası onlarındı gibi. Gerçekten de bir sanat tarihçisi tablonun merkezindeki tepeye baktı ve buradaki İbranice harfleri okudu. Yukarıdan ve tersten yani Tanrı'nın bakış açısından bakınca İbranice'deki Şaddai kelimesini yazmakta. Bu kelime de Yüce Tanrı anlamına geliyor. Bunun Tanrı'nın planı olduğuna ve Tanrı'nın Amerika'yı kutsadığına işaret ediyor. Sanat tarihi açısından bu durum, yücelikten pastoralliğe bir geçiş. Pastoral kavramı, insanın huzur ve sükunet hissiyle bir alana yerleşmesinin barışçıl fikrini temsil ediyor. Bunu gerçekten Cole'un gösterdiği tüm bu kısa hikaye betimlemelerinde görebiliriz. Mesela tablonun sağ alt köşesine bakarsanız dikkatlice resmedilmiş bir kayığı, bir tarafında bekleyen insanları ve şu an diğer tarafa geçmekte olan insanları görebilirsiniz. Çiftlik alanına giden patika bir yol ve koyunların otladığı yerleri görebiliyoruz. Gözlerimize etrafa serpiştirilmiş birkaç evin bacası, biraz yukarısında da İki tepe arasında güneşin parladığı bir vadi çarpıyor. Yukarıdaki parlak bulutlar ve güneş ışığı bu vadin hissiyatını yansıtıyor. Ayrıca bizi eğlendirmek ve doğanın seçiciliğini tasvir etmek adına yapıldığını düşündüğüm harika bir detayı da var. Sol tarafa bakarsanız, yıldırım çarpmış ağacın gövdesinde yetişen mantarları görebilir, tahrip olmuş dallardan birindeki kuşu fark edebilirsiniz. Ama muhtemelen en eğlenceli kısmı, kanvasın alt kısmında bulunan, bize bakmakta olan sanatçının kendisi. Ve yakınındaki yükseltide ise malzemeleri duruyor. Onu koruyan şemsiyesi, resim çantası, bir sandalye. Ama bu sandalye aynı zamanda bir haç. Böylece hem buradaki zaman geçişini, yabani doğadan insanın yaratmakta olduğu cennete geçişi, hem de tüm bunların Hristiyanlık bağlamı içinde yer aldığını anlıyoruz. Üzerinde adının yazılı olduğu resim çantası hem resminin imzası hem de sanatçının mezar taşı niteliğini taşıyor. Böylece zaman geçişi hissini yaratıyor. Ama ben eğlenmekten söz ettiğimiz ana geri dönmek istiyorum. Çünkü burada 19. yüzyılın ilk yarısındayız. Orta sınıf ve Cole'un kendine devamlı müşteriler çektiği yeni doğan tüccar sınıfı şeklinde bir izleyici kitlesi var. Bu noktada gerçek bir eğlendirme, tablolarını sergileme ve insanlar için onlara bakmayı eğlenceli bir hale getirme ihtiyacı var. Karışık bir şey değil, mitoloji mesela. Orta halli Amerikalıların kendileriyle bağdaştırabilecekleri ve çok sevebilecekleri bir şey. Hoşça kalın.